Teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Ben eğitim hayatım boyunca bir yazarla tanışamadım. Öyle bir imkanım yoktu. Ama bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada hemen hemen her ilde, her ilçede vizyon sahibi yöneticiler sayesinde biz sizlerle buluşuyoruz. Fuarlar, organizasyonlar oluyor. Bence bu çok kıymetli. O yüzden bu tür fuarlara bence halkın sahip çıkması gerekiyor. Çünkü yöneticiler elinden geleni yapmış oluyor zaten. O yüzden şunu söylüyorum. Hepiniz bu fuara sahip çıkmakla mesulsünüz diyorum. Daha önce programa katılan var mı aranızda? Daha önceki programınıza gelmiştim diyen. Sizler gelmiştiniz, evet geldiniz, güzel. Çoğunuz beni ilk defa görüyorsunuz. Tabii bazınız televizyonlardan tanıyor, bazınız kitaplardan tanıyor. Çünkü şöyle bir şey var, genelde çok televizyon izleyenler kitap okumuyor. Kitap okuyanlar televizyon izlemiyor. O yüzden yazar olduğumu yeni öğrenenler oluyor dizilerden, izleyenler tarafından. Okurlar da diyor ki, aa, Murat Bey sizi televizyonda gördük, siz oyuncuymuşsunuz da diyor. Kısaca kendimden bahsedeyim ben size. 87 İstanbul doğumluyum. Aslen Karadenizliyim ama. İstanbul'da doğma büyüme olmama rağmen Karadeniz'e sık sık giderim. Sevdiğim bir coğrafyadır orası. Aktör ve yazarım. En son Kızılcık Şerbeti'nde sizlerle beraberdik. Kızılcık Şerbeti güzel bir proje. Ben ayrıldım. Çünkü başka bir projeyle ilgili bir durumumuz var. İzliyor musunuz Kızılcık Şerbeti'ni? Kimler izliyor? Bir alkışlayabilir mi izleyenler? İşte hayat böyle. Yani diziler tabii ki televizyon popüler kültür çok etkili. Popüler kültürün etkisini her yerde görebiliyorsunuz ama iş edebiyata veya sanata geldiği zaman ben diziyi sanat olarak görmüyorum çünkü. İş diziye sanata ve edebiyata geldiği zaman maalesef biraz da o konularda eksik kalabiliyoruz. Aranızda kitap, ben sizin hiç kitabınızı okumadım diyen var mı? Evet. Bugün güzel bir tanışıklık olacak inşallah. Bugün çünkü şöyledir, kitaplar aslında bizi aile yapar. Her zaman bunu söylerim. Biz kitapları yazarken odada bir biz varızdır, yalnızızdır. Ama kitaplar çıktıktan sonra okura ulaşır ve o okurda bıraktığı duygu aslında bizi daha da kalabalıklaştırır. Ve hiç tanımadığımız bir ailenin mensubu oluruz. Aslında hepimiz bir duygu paydaşıyız. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Biz yazarlar, siz okurların en yakın dostudur. Çünkü en yakın arkadaşınıza bile kuramayacağınız ya da kurmak isteseniz hislerinizi en etkili anlatabilecek cümleyi bir gün bir sayfada bir yazar tarafından yazıldığını fark edersiniz. Ve sorarsınız, sanki benim hayatımı yazmış. Sanki beni tanıyor. Sanki ne yaşadıklarımı biliyor. İşte buradaki ortak payda nedir biliyor musunuz? Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz aslında. İnsanlar farklılığı şurada gösteriyor. Nasıl dışa duygularını anlattığı ile ilgili, nasıl aktardığı ile ilgili. Mesela derler ya hep, siz erkekler ne anlarsınız? Ya da siz kadınlar çok zorsunuz. Hep böyle genel kavramlar vardır. Mesela benim Vazgeçtim Sanma Sadece Büyüdüm diye bir kitabım var. O kitap ilk defa, yani yazdığım kitapların arasında ana kahraman bir kadın. Ve kitap çıktıktan sonra bana şunu söylediler. Yani bir kadını konuşturuyorum, kadının duygu dilinden yazıyorum, kadını anlatıyorum. Kitap çıktıktan sonra bana şunu söylediler. Dediler ki, yani bir erkek yazar bunu nasıl yazabilir? İşte zaten burada kendimiz sınıflara ayrılıyoruz. Duygunun, düşüncenin, hayal kırıklığının, mutluluğun dili, dini, rengi, cinsiyeti yok ki. Sadece nasıl dışa aktardığımızla ilgili konu. Biz kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Konu tamamen bununla ilgili. Ve maalesef ben bu arada şu tarz kitaplar yazıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu arada yeni kitabım geliyor. Kasım ayının ilk haftasında. Şu an öyle bir heyecanım var. İnşallah yolu bahtı açık olur onun da. Çünkü her kitap benim için bir bebek, bir evlat. Gerçekten öyle oluyor. Büyük bir emek, büyük bir yolculuk. Bu zamana kadar 400-450 bölüm dizide oynadım. Yani sadece Kızılcık Şerbeti değil, ondan önceki dizileri de kattığımız zaman toplasam bir 20 yılı bulan bir kariyerim var. Ama hiçbir dizi bir okurun hayatına dokunduğum gibi dokunmadı. Bakın, bu çok önemli bir detay. Bana her zaman şunu soruyorlar. Diyorlar ki, Murat Bey siz oyuncusunuz, neden yazıyorsunuz? Ben de onlara şunu söylüyorum. Ben insanlara anlatmaya çalıştım, anlamadılar. Ben de yazmayı tercih ettim diyorum. Çünkü yazmak aslında kendinle baş başa kalmak. Yazmak aslında kendini, zaaflarını, duygunu, düşünceni insanlarla paylaşmak. O yüzden yazabilmek çok kıymetli bir şey. Ve yazdıktan sonra
bir insanın bakış açısını değiştirebilmek, bir insanın hayatına dokunmak, bir insanın evet ya bak böyle bir şey de varmış dedirtmek. Yazdığım her kitaplarda en çok dikkat ettiğim şey şu. Yazdığım kitabın bir mesajı olmalı. Okur kitabı okuduktan sonra demeli ki ben bu kitaptan şunu aldım, bunu aldım. Bir şey anlatmalı. Bir şey anlatmayan kitapları sevmiyorum. O yüzden ben toplumsal ve sosyolojik romanlar yazıyorum ağırlıklı olarak. Yani kadın, çocuk, aile, sınıfsal farklılıklar. Aranızda rastlantı yokken var mı? Kuytu yokken var mı? Evet, kuytu yokenler var. Çünkü kuytu 2016 yılında çıkmış bir kitap ve kuytu herkesi çok etkileyen de bir kitaptır. Çünkü bir yetimhane hikayesi. Ben biraz şöyle bahsedeyim size. Biraz ben anlattıktan sonra sizin de soru sormanızı istiyorum. Çünkü monologdan çok diyaloğu seviyorum. Her zaman sizlerle bir araya gelme fırsatımız olmuyor. Hazır buraya kadar gelmişken sizlerin de sorusu varsa sorularınızı mutlaka sormanızı istiyorum. Genelde şöyle bir şey oluyor. Sorusu olan var mı diyorum. Kimse soru sormuyor. Eve gittiğim zaman bana Instagram'dan yürümeyin. Burada sormak istediğiniz soruyu sorun. Mesajları burada bekliyorum. Yani genel bir de görmüyorum orada çok fazla mesaj geldiği için. Hazır buraya kadar gelmişken güzel güzel sohbet edelim. Sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka sorun. Şimdi kitaplar ortaya nasıl çıkıyor? Aranızda ben kitap yazmak istiyorum diyen var mı? Bak maşallah. Kaç yaşında? 12. 10. 10 yaşında bak kitap yazmak istiyormuş. Ne kadar güzel değil mi? Aslında şimdi bakıyoruz böyle gülüyoruz ya. Benim ilk kalemle tanışmam 11 yaşında oldu. Yani yazmayla tanışmam. Peki beni yazmaya ne itti? Neden yazma ihtiyacı duydum? Rahmetli dedemle aram çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Dedem benim gerçekten bugün bile hala eksikliğini hissettiğim en önemli insan hayatımda. Çok isterdim bugünleri görmesini. Nasip olmadı. Rahmetli dedem öldükten sonra ben 11 yaşındayken kaybettik. Babama gittim dedim ki babacığım ben senden bir şey rica edeceğim. Ne istiyorsun oğlum dedi. Ben dedim dedemin mezar taşına bir yazı yazmak istiyorum. Ne yazacaksın dedi. Ben yazacağım. Bunu dedim mezar taşına yazar mısın? Tamam dedi. Yazdım. Verdim. Ben şimdi bugün ne zaman mezarlığa gitsem aslında yazdığım ilk yazıyla karşılaşıyorum. Büyük bir trajedi. Ama rahmetli giderken bana kalemi emanet etmiş haberim yokmuş. İşte acılar böyledir. Acıya nasıl baktığınızla alakalı durum. Yani selfie mi çekiyor? İyi çıktı mı? Çekmedin mi da? Acıdan nasıl beslendiğinizle alakalı bir durum. Acıyı faydaya çevirmek çok önemli. Yani evet tamam ben bunu yaşadım ama bu benden ne katacak? Bazen şöyle bir şey yaşarsınız hayatınızda. Sürekli aynı döngüyü yaşar gibi hissedersiniz. Yani sanki sürekli aynı olayları yaşıyorsunuz. Yine mi ben diye sorarsınız. Böyle hep sınanırsınız. Hepimizin hayatında bu vardır. Bu nedir biliyor musunuz aslında? Bu eğitim sistemi gibi düşünün. İşte yeni kitapta bunları anlatıyorum. Eğitim sistemi gibi düşünün. Eğer ki bir sınavdan kendinize bir ders çıkartamıyorsanız, eğitim hayatı gibi o sınava sürekli girmek zorundasınız. Anca o sınavı verene kadar. İşte o yüzden sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Hep deriz ya, beni hep böyle insanlar buluyor. Ya da hayatımıza giren insanlar, ulan hepsi mi aynı olur? Hep soruyu sorarız ya, işte onun sebebi dediğim gibi biz ders almadığımız için oluyor. Bunlardan çıkaracağımız dersler, hayatımıza katacaklarımız bunlar çok önemli. Çünkü hayat çok uzun bir yol. Bugün bile büyük konuşmak için çok erken. Konuşamayız. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Ben ne kadar büyük cümle kurduysam hepsinden vuruldum. Mesela hayat bana bunu öğretti. Büyük cümle kurmamam gerektiğini öğretti. Çünkü bizim için planlananın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece bir yoldayız. Gidiyoruz. Nereye varacak onu da bilmiyoruz. Yazdığım kitaplarda da insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyolojik toplumsal romanlar yazmaya çalışıyorum. Mesela Kuytu. Kuytu neden yetimhane hikayesi? 21 yaşında İstanbul Ağaçlı Çocuk Esirgeme Kurumu'nda gönüllü olarak 2 sene tiyatro eğitmeni olarak çalıştım. Şimdi bizim dinimizde zekat vardır bilirsiniz. Ama zekat sadece parayla olmaz. Bilginin zekatı diye de bir şey vardır. Yani bir konuyu biliyorsanız, insanlar aktarabiliyorsanız o da aslında bir zekattır. Gidip insanlara bildiğini anlatabilmek, o insanların çünkü kader döngüsünde onlar bizim kadar şanslı değil. Yetimhane gerçekten zor bir ortam. Oradaki çocuklarla tanıştıktan sonra dedim ki seneler sonra benim dedim bunu anlatmam lazım. Buradaki hikayeleri anlatmam lazım. Buradan bir şeyler çıkartmam lazım. Onların biraz daha olan o farkındalığı arttırmam lazım toplumda. Çünkü neden?
Mesela çocuk esirgeme kurumuna insanlar gelirdi o zamanlar. Yaptıkları en büyük hatalardan birini söylüyorum. Zannediyorlar ki arkadaşlarıyla bir araya gelip çikolata, oyuncak aldıkları zaman ya da şeker alıp oraya gittikleri zaman o çocukları mutlu ediyorlar. Asla. Hayır. O çocukların oyuncağa, çikolataya, şekere ihtiyacı yok ki. Kurum zaten karşılıyor bunu. O çocukların terk edilmeme ihtiyacı var. Çünkü sen o oyuncakları, çikolatayı, şekeri oraya bırakıp gittikten sonra bir daha oraya uğramadığında onu terk edenlerden biri de sen oluyorsun. Çünkü çocuklar hepsi gerçekten içeri girenlerin gözünün içine bir umutla bakıyor. Hepsi umutla bakıyor. Yani içeri giren herkes onlar için bir umut. Ve düşünsenize size bir bağ kuruyor. Oyuncağı alıyor, şekeri alıyor, size sarılıyor ve siz sonra gidiyorsunuz. Ne farkınız kaldı? Siz de terk edenlerden biri oluyorsunuz. İşte ben bunları anlatmaya çalışıyorum insanlara. Farkındalığı arttırmaya çalışıyorum. Çünkü bence bir insanın hayattaki en büyük zenginliği farkındalığı. Farkındalık ve empati. Zaten bunlardan eksik olduğumuz için iletişim sorunları yaşıyoruz. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de maalesef çoğumuz kendimizi keşfedemeden bu hayata veda ediyoruz. Çünkü keşfetmeye vaktimiz yok. Ben mesela insanlarla konuştuğum zaman insanlar bana diyor ki ya Murat Bey tiyatroyu çok seviyorum. İnşallah Aksaray'da da oynayacağız, öyle bir planımız var. Dün Kayseri'de oynadık. Belediye sağ olsun. İnşallah Kayseri'de geleceğiz. Kayseri'de bir kere oynamıştık. O oyuna gelen var mı aranızda? Yok. Şimdiden söyleyeyim. Kayseri'de Aksaray'da inşallah bir tiyatro oyunumuz planlıyoruz. Net değil. Mümkün olursa oynayacağız. Tiyatroyu çok seviyorum. En son ne zaman gittin? Ya zamanım yok ki. Murat Bey ben kitapları çok seviyorum. Hangi kitap okuyorsun? Ya okumaya zamanım yok ki. Arkadaşlar, zamansızlık bahanelerin en büyüğüdür. Sen istemedikten sonra hiçbir zaman zamanın olmayacak. Zamanı yaratmak zorundayız. Biz kendimize vakit ayırmak zorundayız. Hayatın içerisinde bir keşmekeşte özellikle bizim gibi metropollerde yaşayan insanlar için o kadar zor ki. Yani bir yerden bir yere giderken bile, mesela buraya gelirken bir yerde yemek yedik. Dedim ya fuara geç kalmayalım falan. Sağ olsun arkadaşım bana dedi ki Murat Bey burada her yer 10 dakika. Benim öyle bildiğim bir şey yok yani. Biz 10 dakikada evden çıkamıyoruz yani. Hani öyle bir dünyamız yok İstanbul'da. O yüzden bizim gibi metropollerde yaşayan insanlar için hayat gerçekten daha zor. Bir koşturmanın içerisindeyiz. Eskisi gibi zaten artık böyle bir sosyalleşmemiz de yok. Şu anki tek sosyalliğimiz telefonumuzda indirdiğimiz uygulama. Yani son 10 yıldır eskisi gibi bir Ramazan da yok bana göre. Benim çocukluğumda çok güzeldi çünkü. Hemen hemen her gün bir akrabada toplanılırdı. Ya da Sultanahmet'te Ramazan şenliklerine katılırdık. Şimdiki gibi değildi. Çok daha kaliteli, çok daha güzeldi. O yüzden biz bir koşturmanın içerisinde kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Peki bu sırada neyi gözden kaçırıyoruz? Belki benden daha iyi yazacaksın. Belki benden daha iyi oyuncusun. Belki çok güzel yemek yapıyorsundur. Arkadaşlar, kendimizi keşfetmemiz önceliğimiz olmalı. Kendimize vakit ayırmalıyız. Kendi kişisel gelişimimize yatırım yapmalıyız. Hep böyle insanlar karşısındakini suçlar. Çünkü bu en kolayıdır. Karşısındakini suçlamak. Demez ki ben acaba ne yapıyorum ya da neler yaptığım için bunlar beni buluyor. Ben neden bunları yaşıyorum diye sormaz. Bunun en büyük sebebi nedir biliyor musunuz? Kolayı seviyoruz. Karşı tarafı suçlamak kolayı seçmektir. Çünkü neden? Muhatabınız karşı taraftır. Sorumluluğun hepsini ona yüklemişsinizdir. Artık sizinle ilgili bir konu yoktur. İşte bunu yapmamak lazım. Anlattığım kitapların hepsinde oyuncu olduğumdan dolayı şöyle bir özellik var yazdığım kitaplarda. Ben sinematografi bilgisiyle kitap yazarım. Bu ne demektir? Yani siz bir kitap okurken kitap okumanın dışında aslında bir film seyretme havasına kapılırsınız. Bir film seyretmişsinizdir. Bunu seviyorum. Bunu sevme sebebim de şu. Benim konservatuvardaki hocam bana şunu söylerdi. Muratçığım sen sahnede eğleniyorsan o an seyirci de eğleniyordur. Ben bunu yazarlığıma şöyle taşıdım. Yazdığım bir sayfada ben duygulanıyorsam okur da o sayfada duygulanır. Yazdığım bir sahnede ben gülüyorsam ya da yazdığım bir sayfada ben gülüyorsam o sırada okur da güler, eğlenir. Bu böyledir ve kitapların en olması gereken özelliği samimiyettir. O samimiyet de akıcı dille oluşturulur. Genelde bunu yapmaya çalışıyorum. Yani kitap okurken sıkıldığınız kitaplar var değil mi? Var diyenler. Evet. Bunu nereden anlarsınız biliyor musunuz? Kitabın hangi sayfasındayım acaba diye baktığınızda.
Çünkü o ne demek? Bitmiyor mu bu kitap ya? Ne zaman bitecek demektir. Bitirmek de istersin. Çünkü yarısına kadar gelmişsindir kitabın. Artık o yoldan geri de dönüş yoktur. O yüzden okurken sıkılmayacağım tarzda kitaplar yazmaya çalışıyorum. Akıcı. Biraz daha böyle insanların, biraz daha ben duygu betimlemesi yapmayı severim. Olay betimlemesinden ziyade. Bazı kitaplarda var, adam kapıdan içeri girecek, 5 sayfada giremiyor. Mahalleden bir başlıyoruz betimlemeye. Ağaç yapraklarındaki dallardan, efendime söyleyeyim, karıncalardan. Gir artık şu kapıdan içeri. Yani ne olur artık şu kapıdan içeri gir. İşte bunu edebiyat olarak görüyor çoğu insan. Ama ben de diyorum ki, evet betimleme çok güzel bir şeydir. Ben de yaparım, ben de kullanırım. Ama siz yere düşen yaprağı bile betimlediğiniz noktada okurun hayal gücüne ne bırakıyorsunuz? Ben isterim ki ben zengin bir ev anlatayım kitapta. Ama her okuyanın gözünde o ay ev farklı bir yere olsun. Farklı bir hayalde olsun. Aslında okuru sınırlandırıyorlar. Sınırlandırmamaları gerekiyor. O yüzden arkadaşlar ben kitaplarımı yazarken en çok dikkat ettiğim şey bu. Acaba burada okur ne hisseder, ne düşünür? Bak şimdi bir sahne yazacağım, işte burada okuru hüngür şakırt ağlatacağım. Ya da bak bir sahne yazacağım, burada okuru gerçekten güldüreceğim, eğlendireceğim. Böyle başladığınız hiçbir sahnede sonucu alamıyorsunuz, biliyor musunuz? Çünkü neden? Kurgu, yani başında öyle bir şey kurguluyorsunuz ya, samimi değil, akıcılığını bölüyorsunuz aslında. Bir şeye, bir amaca hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Hayır. Hikayeyi tamamen kendi akışına bıraktığınızda o zaten o duygu okura kesinlikle geçiyor ve okur onu hissediyor. Bir okurun, bir yazarın en mutlu olduğu an nedir biliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanların hayatına dokunmak diyoruz ya, benim Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim mi diye bir kitabım vardı. 2015 yılında çıkan bir kitap. Bir gün Twitter'ıma bir mesaj geldi. Yani tweet atmışlar bana. Hanımefendinin bir kitabı okumuş. Kitapla birlikte fotoğraflamış. Ve şunu yazmış. Evlilik teklifini arşa çıkartmışsınız kitapta. Çünkü kitapta öyle bir sahne var. Defalarca okumaya doyamayacağım bir kitap. Teşekkürler yazmış. Aradan seneler sonra, belki 4-5 sene sonra, aynı kişi bana tekrar bir tweet atıyor. Nişanlısı, yani evleneceği insan, artık olan nişanlılar mı onu da bilmiyorum. Diz çökmüş. Yerde mumlarla Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim mi yazıyor. Elinde yüzük ve evlenme teklifinin fotoğrafı. Fotoğraf bana geldiğinde çok mutlu oldum. Çünkü seneler önce benim kitabımdaki teklifle ilgili evrene bir mesaj gönderen bir hanımefendi, seneler sonra benim kitabımın ismiyle evlilik teklifi alıyordu. Ve ben bunu büyük bir mutlulukla ailemle paylaştım. Dedim ki anne, bak dedim benim kitabımla evlilik teklifi yapmışlar falan filan. Ben annemden şeyi bekliyorum. Yavrum diye böyle boynuma sarılacak, gururlanacak falan. Annem şey dedi, terzi kendisi söküğünü dikemez, yıkıl karşımdan diye. Çünkü yani onların bazen annemde şunu hissediyorum. Dünyanın kurtuluşu benim evlenmeme bağlıymış gibi hissettiriyor bana. Evet bakmayın öyle, hala bekarım. Gelirken de bunu konuştuk gittiğimiz restoranda. Restorandaki şef bile şey geldi, niye evlenmiyorsunuz diye geldi. Bazen gerçekten bunun baskısıyla yaşamanın zorluğunu çekiyorum yani. İşte insanların hayatında dokunmak böyle bir şey. Bir gün bir fuarda da şöyle bir şey yaşadım. Gözyaşlarım İftarla Sunar diye bir kitabım var. Evet o kitap, elinde olan kitap. Gözyaşlarım İftarla Sunar diye bir kitabım var. Benim imza programım bitti. İmza programım bittikten sonra standıma geçtim. Yani standta görevli arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İki tane genç standın önünden geçerken kitabı tuttu ve arkadaşına dedi ki bu kitap benim hayatımı mahveden kitap dedi. Ben de sırtım dönük. Allah Allah hangi kitapmış o dedim. Baktım benim kitabım. Döndüm. Hayırdır dedim. Beni gördü bir şok oldu. Orada olduğumu bilmiyormuş. Dedim ki sen hayattaki şansına bakar mısın ya? Kitabın hakkında konuşuyorsun. Arkası dönük yazar oturuyor yani. Anca benim şansım bir bu kadar olabilirdi diye. Dedim hayırdır dedim, gerçekten merak ettim hikayeni. Abi dedi, ben dedi senin kitabını okudum, çok beğendim, sevdiğim bir kız vardı dedi. Ve dedi sevdiğim kıza dedi, sevdiğim sözlerin altını çizip dedi kitabı gönderdim dedi. Aslında kitabın o altını çizdiğim sözleri birleştirdiğinde
onu ne kadar sevdiğini ve beraber olmak istediğini anlatıyormuş. Ve dedi bizim ilişkimiz senin kitabınla başladı dedi. Dedim ki benim mahvettiğim nokta ne? Orayı anlayamadım. Bir buçuk sene ilişkileri sürüyor. Bir buçuk senenin sonunda aynı kız neden hayatında o çocuğun olmaması gerektiğini anlatan cümlelerin altını çizip çocuğa kitabı geri veriyor. Ve ilişkileri de öyle bitiyor. İnsanların hayatındayız. Bir şekilde hayatındayız. Yani ya da benim almış olduğum bir mail hayatına son vermeyi düşünen bir insan sizin kitabınızı okuduktan sonra hayata sıkı sıkı bağlandım, bakış açımı değiştirdiniz, teşekkür ederim diyorsa arkadaşlar bir kitabın başarısı sattığı tiraja bağlı değildir. O bir ölçüm olamaz. Bir kitabın başarısı insanın hayatına dokunmasıyla ölçülür benim nezdimde. Oynadığım hiçbir dizi hepsini birbirine toplasan, o kadar bölümü önüme koysan hiçbir o mail kadar değerli değil biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Çünkü bana kalkıp deseniz ki Murat Bey No 309 dizisinin 39. bölümünde ne oldu? Ne bileyim ne oldu? Yani oynamış olmama rağmen. Ama bugün bana sorsanız Murat Bey şu kitabınızdaki şu bölüm anlatırım size. Çünkü kitaplar arkadaşlar böyle bir bağdır aslında. O yüzden benim için çok kıymetli. O yüzden benim için çok önemli. Bazı insanlar ben kitap okumayı sevmiyorum diyen var mı aranızda? Dürüst olalım. Bak samimiyetimi. Sizin oğlunuz yazar olmak istiyor. Siz kitap okumayı sevmiyorsunuz. İş güzel bir tamlama olmuşsunuz. Başka var mı kitap okumayı sevmiyorum diyen? Evet arkalardan da var. Şimdi kitap okumayı sevmeyen insanları anlıyorum olabilir. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Doğru kitapla henüz tanışmamış olmanızdır. Sizi içine sarabilecek, içine alabilecek, sizi hikayeyle birlikte tutabilecek, ilginizi çekebilecek, okuduğunuzda o akışkanlığı hissedebileceğiniz bir kitapla tanışmadığınız için aslında kitap okumayı sevmiyoruz. Çünkü okumak muazzamdır aslında. Yani her anımı, her dakikamı bir şey okuyarak geçirebilirim. Çünkü özellikle benim işimde, her işte bence böyle de, oldum cümlesi kadar egovari ve ego kokan bir cümle yoktur. O yüzden hiçbir zaman oldum cümlesini kurmayacağım. Allah da kurdurtmasın. Olmaya çalışıyoruz, demlenmeye çalışıyoruz. Çünkü hamız aslında. Ham bir haldeyken biz bir şekilde pişmeye çalışıyoruz bu hayatta. O yüzden sürekli bir şeyler okumak, bir şeyler izlemek bizlere çok şey katıyor. Yeni hayatlar aslında çok şey katıyor. Ben mesela fırsat buldukça sırtımı çantamı alıp başka ülkelere giderim. 34 ülke gezdim. Bunun birçoğu iş için olsa da işim bittikten sonra mutlaka yeni kültürlerle, yeni insanlarla tanışmaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten baktığınız her yerde ayrı bir hikaye var. Biz sadece böyle kafamızı öne gömüp böyle bakışlarımızı çevirmediğimiz için aslında bir şey göremiyoruz. Hayat muazzam bir kurgu. Muazzam. Gerçekten inanılmaz. İşte burada da en büyük dezavantajlarımız yeni yeni bir şeyler aşmaya başlayan bir toplumuz biz. Bakın söyleşimin başında şunu söyledim. Ben bugün 9. kitabı çıkacak olan bir adamım. Hayatımda, eğitim hayatımda bir yazarla tanışmışlığım yok abi. Bu o kadar kıymetli bir şey ki ya. İnanamıyorum ben yani. Bana biri deseydi işte ben bu kitabın yazarıyım falan deseydi herhalde küçükken çıldırırdım yani. Çünkü çok ütopik bir şeydi yazar bizim için. Ama şu an bakın bu güzel organizasyonlar sayesinde gerçekten hayalinizi kurduğunuz yazarı şehrinizde görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş bazı şeyleri aşıyoruz. Yani Nusret arkadaşım benim. Geldim çocuklarının sünnet düğününü yapmış. Hatta videoyu izlemez şey dedim. Ya şimdiki çocuklar ne şans dedim. Drone'la falan bir çekim yapmışlar. Yani sünnetin düğününün. Arabalar, konvoylar, bilmem neler falan filan. Biz evdeydik sünnet olurken yani. Hastane bile görmedik yani. Hani bizim öyle bir imkanımız yoktu. Ya da o zamanki yapılan düğün salonlarındaki çekimler şu an şey oluyor yani hani böyle izlediğin zaman teknoloji o kadar kötüymüş ki kimin kim olduğu belli değil yani bazı bölümlerde. O yüzden şu an değiştirmeye çalışmıyoruz. Değişimin kendisi insanın kendinde başlar. Yani sen değiş, dünya değişsin felsefesi var ya bu çok doğru bir şey. Önce kendi kapının önünü temizle derler bizde de deyim olarak. Biz ama hayır. Asla kendi kapımızın önünü süpürmeyiz.
Hep karşılardadır gözümüz. Hep komşunun kapısına bakarız. Hep ondadır, hep bundadır. Mesela bizim çocukluğumuzda benim jenerasyonumun en büyük dezavantajı da şu. Biz hep başka çocuklarla kıyaslanarak büyütüldük. Yani komşunun oğlu takdir aldı mı yandık. Bizim de almamız lazım. Yani hatta daha iyisini ya, onur madalyası falan almamız lazım yani. Mesela o zamanki karneler insanlara hep böyle bir oturmaya gittiğinde şu olurdu. Getir bakalım karneni görsünler. Bu dönemi yaşayan var mı aranızda? Var değil mi? Biliyorsunuz. Mesela misafirliğe gittiğim bir ortamda niye karne çıkar değil mi ortaya? Biz bu dezavantajda büyüdük. Bizden önceki nesil, babalarımız, onlar da hangi dezavantajda büyüdü biliyor musun? Sevgisizlik. Bir söyleşide bir amca geldi. Pardon. Yetmiş küsur yaşlarında bir amca geldi. Dedi ki, oğlum dedi, torunum çok seviyor seni. Ben bir tanışmak istedim dedi ya. Kim bu Murat Tavlı falan. Dedim hoş geldin amca falan. Söylediklerin dedi çok hoşuma gitti dedi. Ben de okuyacağım kitaplarını dedi. Ama dedi sana bir şey söyleyeyim mi oğlum dedi. Biz dedi çocuklarımızı dedi sevmedik. Sevemedik. Çünkü çocuklarımızı seveceğimiz zaman dilimlerinde işteydik. Ekmeğimizin peşindeydik. Bakın çok doğru. O yüzden o sevgisizlik ortamında büyüyen ebeveynlerimiz bizleri yetiştirdi. Birçoğumuzun benim yaş grubunda olan insanların annesinin babasının sevgisini gösterme biçiminde hep bir sıkıntı vardır. Bunu yaşayan var mı aranızda? Şahsen ben yaşıyorum, yaşadım. Annem babam beni çok seviyor, inanılmaz seviyor ama şimdiki gibi ebeveynler gibi sevgilerini gösteremiyorlardı. İşte onlar da kendi ailelerinden sevgi ortamında büyümedikleri için nasıl göstereceklerini bilmiyorlardı aslında. Çünkü görmemişler ama bu demek değil ki onlar sizi sevmiyor ya da onlar bizi sevmiyor. Onlar bizi çok seviyor. Ama o sevgi dilini bilmedikleri için benim jenerasyonumda böyle bir dezavantaj yaşadık. Bu dönemin dezavantajı ne? Bakın her dönemin bir dezavantajı var. Bu dönemin dezavantajı şu, bence en kötüsü. Aidiyet duygusuna sahip değiller. Hiçbir şeye aidiyetleri yok. Ne olmak istediklerini bilmiyorlar. Hayal kurmuyorlar. Umutsuzlar. Ne yapmak istiyorsun diyorum. Ya bakacağız sınava gireceğim işte diyor. Hiçbir aidiyetleri yok. Ne sahipliğe, ne değere, ne kıymete, ne ileriye dönük planlamaya hiçbir aidiyetleri yok. İşte bu bence şöyle bir şey. Siz mesela Sabahattin Ali'yi bilirsiniz. Sabahattin Ali'ye Twitter'dan ulaşıp ya da Instagram'dan ulaşıp hakaret etme şansınız var mı? Yok. Öyle bir şey yaşamadı. Dönemin kolaylığını görebiliyor musunuz? Siz bir yazara kitabını okuduktan sonra ya da televizyonunu izlediğiniz kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Ya o görsün ya da görmesin. Yani çağ artık bu noktada. Bu noktada olduğu için şu bahanelerden biraz kendimizi sıyırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha hayata dair planlarımızı farklılaştırırsak eğer, her şeye zaman bulabiliriz. Çünkü zamansızlığa inanmıyorum. Zamansızlık diye bir şey olmuş olsaydı, bakın arkadaşlar, ben hem dizide oynayıp, hem tiyatroda oynayıp, hem bu kadar kitap yazıp, bu kadar söyleşi ve imza programına katılıp, nasıl hayatımı devam ettirebilirim? Dün Kayseri'deydim. Oraya Ankara'dan geldim, Ankara'ya Rize'den geldim. Bu akşam Niğde'ye gidiyorum, Nevşehir'e gidiyorum. Oradan İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'dan Hollanda'ya geçiyorum mesela direkt. Şimdi zamanla ilgili en büyük imkana ben sahip olmalıyım zamanım yok diye. Ama böyle değil işte. İnsanların kendine bir şekilde zaman ayırmaya ihtiyacı var. Bu dönem o kadar bir kötü bir dönem ki aslında kimsenin kimseye zamanı yok. Sürekli şey yaşarız. Ya en kısa zamanda görüşelim. Ama hep havada kalır. Ben en yakın zamanda görüşelim dediğim bir arkadaşımla son zamanlarda görüştüm hatırlamıyorum. Hatırlayan var mı aranızda? Yok yani, o hep havada kalır. Ya görüşürüz. İnsanlar birbirini dinlemiyor bile. İnsanlar neyi dinliyor biliyor musunuz? Cümlesi bitsin de ben lafıma gireyim diye. Çünkü ne anlattığıyla ilgilenmiyoruz kimsenin. O kadar zamanımız yok bizim. Hani insanları anlamaya zamanımız yok, dinlemeye zamanımız yok, empati yapmaya zamanımız yok. Yok. Neden varız biz? Niye yaşıyoruz? Dediğim gibi insanlar birbirinin sadece lafı bitsin de ben söyleyeceklerimi söyleyeyim diye dinliyor. Herkesin cümlesi var kurması gereken. Herkes bunu zaruret zannediyor. Ama bazen sessizliğin en büyük cevap olabileceğini
anlamamız gerekiyor. Ben her zaman söylerim, yeni kitabımda da bunu yazdım. Bazen cevapsızlık en büyük cevaptır. Ama bunu anlamak lazım. Bir de şu vardır. Hayat göründüğü gibi basittir. Hep biz böyle kurgularız, zorlaştırmaya çalışırız. Aslında görünen şey sabittir ve aynıdır. Gördüğündür anlaman gereken. Bunu da biz bir şekilde manipüle ederiz. Nasıl manipüle ederiz? Ya öyle demek istememiştir. Yok ya ben yanlış anlamışımdır. Belki canı bir şeye sıkkındır. Her şey göründüğü gibidir arkadaşlar. Eğer ki bir konuyla ilgili içinize bir şüphe düşüyorsa, emin olun ki o şüphenin gerçeklik payı vardır. Benim içime düşen şüphelerin hepsi gerçekti bu hayatta. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü çok severim. Gerçekten de atalarımız hiçbir zaman boş konuşmamış. Yani atasözlerimiz çok anlamlı. İçinizde şüphe varsa gerçeklik payı %100. Kesinlikle. Şimdi biraz da diyaloğa geçelim. Hazır buraya kadar gelmişken. Diyalog kısmı çok daha keyifli oluyor arkadaşlar. Sizlerden ricam, lütfen sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Aklınızda kalanları yöneltin. Çünkü bir daha böyle bir fırsatımız olmayabilir. Hazır buradayken, Allah hala nefesi bize bahşetmişken, lütfen sorularınızı sorun, ben de büyük bir içtenlikle cevaplayayım. Var mı sorusu olan? Genelde sorusu olan var mı dediğim zaman herkes böyle bir şöyle elini bir atıyormuş gibi yapıyor. Böyle bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Benim gözlerim 4 numara. Yani sorunuz varsa gayet şöyle elinizi falan kaldırmanız gerekiyor. Sizin var. Sor bakalım. Bak mikrofon versinler sana. Nasıl? Ayağa kalk bir kendini tanıt. Adın? Hilal Beyza ismim. Hoş geldin. Şey soracağım, nasıl yazar oldunuz? Yani ben de olmak istiyorum ama nasıl olacağım? Anladım. Nasıl yazar olacağını bilemiyorsun. Evet. Yazar nasıl olunuyor? Aslında kelimenin içerisinde şifresi var. Yazmakla başlamalısın. Yazıyor musun bir şeyler? Yazıyorum yani. Yazıyorsun. Evet. Sen kaç yaşındasın? 11. 11. Tamam, otur ben sana cevap vereyim. Şimdi ben yazar olmaya nasıl karar verdim? İlk yazdığım yazıyla ilgili bir şey anlatmıştım. Duydun mu o kısmı? Duymadın. Yeni mi geldin? Ha, buradaydın, duydun o zaman. Tamam. Şimdi dedemin mezar taşına yazıyı yazdırdıktan sonra tabii ben böyle gayet yazmaya, kendimi ifade etmeye bir heves oluştu içimde. Böyle evinizi taşırken senelerdir bulamadığınız eşyalar çıkar ortaya. Bilirsiniz değil mi bunu? Ya bunu da buraya mı koymuşum ya, ben bunu arıyordum kaç senedir dersiniz böyle. Ve aslında ilk bakmanız gereken yerden çıkar yani o. Yani çok da böyle abuk subuk. Ondan sonra dedim ki keşke o dönem beni bir psikoloğa götürselerdi. Ya da bir pedagoğa götürselerdi. Çünkü 14 yaşındaki çocuğun yazdığı yazı şu. Sen gittin, ben derbedar oldum. Kan revana, yani hani bu acı nedir? İşte burada da şu çıkıyor ortaya. Kulluğa bakar mısınız? Bana soru sordu, telefonla konuşuyor. Beni mi dinliyordun? Ha, sana anlatıyorum ben. Ondan sonra şöyle bir şey çıktı ortaya. Yazmak farkındalığının yüksek olmasıyla çok alakalı bir durum. Yazabilmeniz için farkındalığınızın yüksek olması lazım. Bu farkındalık yüksekliğinden... Bak tatmin olmadı cevabından, gidiyor. Rica ederim. Bu farkındalığın yüksekliği şu. Ama Hasan Tahsin gibi ilk kurşunu sıktı. İlk soruyu sordu. Bak takdir etmek lazım, cesaretli. Gerçekten özgüveni çok yüksek bir çocuk. Tebrik ediyorum yani yetiştiren aileyi. Farkındalığının yüksek olması lazım ve bakış açısı, yani bir derdinin olması gerek. Dertten kastım şu değil yani, aman işimden ayrıldım, sevgilimden ayrıldım değil. Dert ne biliyor musun? Anlatacaklarınızın olması. Bakın bakış açısını yaratabilmek, bakın hayatta bunlar da var diyebilmek. Siz burayı tercih ediyorsunuz ama bakın böyle bir yol da var diyebilme yetisi aslında o dert. Bir şeyleri ifade edebilme derdi. İşte bunlara sahip olduktan sonra gitti, hiç soruya cevap veresim kalmadı. Bunlara sahip olduktan sonra bir şekilde arkası geliyor ve yazmaya başlıyorsunuz. Yazar olmaya da nasıl karar verdim? Aslında bir karar vermedim. Benim bir blogum vardı. Anne ben şehzademiyim.blogspot.com. Çocukken daha açmış oldum. İsimden de anladığınız üzere. Daha sonra saçma bir şekilde orası çok okunmaya başladı. Okunmaya başladıktan sonra yayın evleri bana teklif etmeye başladı. Bir kitap diye.
Ben hiçbirini kabul etmedim. Aradan seneler seneler geçtikten sonra artık bir kitap yazabileceğime ve buna hazır olduğuma inandım. Sene 2013 ve yazarlık kariyerim 2013'te böyle başladı. Oyunculuk kariyerim tabii çok daha eskiye dayanıyor. Ben ilk sahneye çıktığımda 13 yaşındaydım. Profesyonel olarak oyunculuğum 17 yaşında başladı. Türkiye'de profesyonelliğin karşılığını biliyorsunuz değil mi? Profesyonellik eşittir para. Para alıyorsan profesyonelsindir. Bu gerçekten böyledir yani. 17 yaşında profesyonel oyunculuk kariyerim başladı. O da bir reklam filmiyle başlamıştı. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Şuraya verebilir misiniz mikrofonu? Mikrofonu kim taşıyor? Şurayı göstermiştim ama neyse oradan başlayalım öyle gelelim. Zamanımız var. Tüm soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Yetişeceğiz. Buyurun. Kendi yazdığınızda en sevdiğiniz kitabınız hangisiydi? Aa, çok güzel soru. Aslında politik diye düşüneceksiniz. Hepsi der insan. Yazarken, şimdi 9. kitabım çıkacak ya Kasım'da. Bu arada kitabın ismini merak ediyor musunuz? Aa, güçlü bir alkış gelirse söylerim ben. Tamam, bu alkışı sevdim. O zaman şöyle yapacağım. Programın kitabın ismi ve kitabın içinden bir bölümü size seslendirerek bitireceğim. Bence daha büyük bir jest olsun. Aksaray'a böyle özel bir daha çıkmamış kitabı. İlk defa duyan Aksaraylılar olacak. Bu yazdığım son kitap dışında olan kitaplardan bahsediyorum tatlım. Yazarken böyle beni en yerden yere vuran, en duygulandıran kitabım Rastlantı ve Kuytu. Rastlantı kitabı ilk yazarlık kariyerimde 2013 yılında yazmak istediğim bir hikayeydi. Ama Rastlantı o kadar önemli ve o kadar değer verdiğim bir kitaptı ki dedim ki benim kalemim hazır olana kadar, demlenene kadar, evet ben bu kitabı yazmaya hazırım diyene kadar bu kitabı yazmayacağım dedim. O yüzden Rastlantı'ya kadar 8, 7 kitap geçti ve 8. kitap Rastlantı. Ve dedim ki evet şimdi zamanı. Artık Rastlantı'yı yazabilirim. Rastlantı benim için çok önemli bir kitap. Çünkü diğer kitaplarım gibi o da sosyal mesajlar içeren bir kitap. Zihinsel engelli bir anneyle oğlunun Mardin'den kuma olarak İstanbul'a satılma hikayesi. Ve o küçük çocuğun İstanbul'da nasıl ayakları üzerinde durup o zihinsel engelli annesine sahip çıktığını ve nasıl Türkiye'nin en önemli insanlarından biri olduğunu anlatıyor. Mutlaka Rastlantı'yı okuyun. Yani ben Rastlantı'yı okurken her sayfası böyle içim hep kıpır kıpırdı. Umarım sizler için de aynısı olur. Şuradan bir soru vardı. Mikrofonu gezdirirseniz. Sizin mi vardı? Tamam. Yeni çıkaracağınız kitabın konusu ne? Güzel bir soru. Bunu söyleşinin sonunda kitaptan ve isminden bahsedeceğim ya. Orada söyleyeyim ben sana ama şöyle söyleyeyim. Tamamen benim yol hayatım, yol hikayem. Yani yaşadıklarım, tecrübelerim, hayatım bana getirdikleri biraz kişisel gelişim tadında bir kitap çıkacak. Ve çok güzel içinde hikayeler var yine. Valla ben çok içime sinen bir kitap oldu. Gerçekten çok içime sinen bir kitap oldu. Hatta yayın evimin editörü şunu söyledi. Murat hani hep bir sonraki sayfayı bekledim okumak için dedi. Yani bir editör bunu söylüyorsa çünkü işi zaten bu. Sürekli kitap okuyor. Demek ki güzel bir şey geliyor diyebilirim. İnşallah yolu bahtı açık olur. Şuradan sorular vardı. Mikrofonu devam ettirelim. Merhabalar, sesim. Merhaba. Biz bugün tamamen tesadüf üzerine geldik. Açıkçası sizi kitaplarınızı da okumadık. Olur. İki edebiyat öğretmeni arkadaşız. Şahanesiniz. Okulumuzun toplantısından çıktık geldik ama iyi ki gelmişiz. Hoş geldiniz hocam. Biz de öğrencilerimize güncel yazarları tavsiye ederken zorlanıyoruz. Şimdi genellikle liselerde şöyle bir durum var. Son yıllarda özellikle öğrencilerimiz çok umutsuz, çok bezgin. O ergenliğin verdiği belki duygu durumuyla da alakalı olarak. Böyle öğrencilerimizi hayata daha pozitif bakmalarını sağlayacak bir kitabınız var mı? Biz gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. Çünkü zaten klasikleri hep okutturuyoruz. Daha güncel yazarları da biz de keşfedemiyoruz. O kadar çok yazar var ki. Ama iyi ki bugün denk düşmüş, iyi bir İyi ki. rastlantı oldu. İşte Evet. rastlantı. Bir de esprili bir soru sormak istiyorum ama gerçekten çok merak ettim. Mezar taşına ne yazdınız? Artık fanilerle dünyalar ayrı. Bir bakın benim mezar taşıma, bir kulhuvallah, bir Fatiha okuyun Allah aşkına. Yazmıştık.
Söyleşimde de bahsettim ya, bu dönemin çocuklarının en büyük dezavantajı umutsuzluk, aidiyet duygularının olmaması. Hiçbir şey yok aidiyetleri. Yani ülkeye yok. Yani anladınız ne demek istediğimi. Ben zaten umut dolu kitaplar yazmayı seviyorum. Yani ne kadar yüksekten düşersen o kadar yükseğe sıçrarsın. Düşmeden sıçrayabilmen mümkünatı yok. Çünkü yara almadan büyüyemez insan. Biz zannediyoruz ki yaşadığımız dertler en büyüğünü biz yaşıyoruz. Hayır, hayatta daha büyük dertler var. Olay aslında bir derdi yaşamak veya olayı yaşamak değil. Nerede büyüyoruz biliyor musunuz? Evet, ben bunu yaşadım, tamam, yeteri kadar üzüldüm. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? Hadi buna bakalım diyebildiğinizde. Acınızı da yaşamanız lazım. Yeni kitabımda bir bölüm var. Orada diyor ki, kolunuz diyor kanarsa, siz diyor kanı saklamak için diyor tişörtünüzü ya da kazağınızı çekersiniz. Yarayı diyor gizlersiniz ama kanamayı değil. Kanama devam ediyordur. Ve belli bir noktadan sonra o kan izi o gömleğinize bulaştığında diyor siz gömleğinizi de mahvedersiniz. Önce diyor o yarayı iyileştir. Bir şeyleri gizlemek değil mesele. Bir şeyleri aslında düzeltebilmek. Eğer ki Kasım'ın ilk haftası çıkacak, çocuklara acil önermeniz gereken bir kitap yoksa yeni kitabımı mutlaka okusunlar. Çünkü onların o yaşından başlayarak buralara gelişimi anlatıyorum. Nasıl düştüğümü, kalktığımı, kitapta kendimi de yerden yere vuruyorum. Yaptığım hataları da söylüyorum. Çünkü kitapta ne diyor biliyor musunuz? Hayatında şu cümleyi kurmayan var mı? Bunu bana nasıl yaptı? Ben bunları hak etmedim. Ben bu cümleyi kurmadım diyen var mı aranızda? Sen kurmamışsındır daha zaten, daha ufaksın. Kurma. Yok değil mi? Ben bir süre sonra şunu fark ettim biliyor musunuz? Bana bunu nasıl yaptı cümlesinin altında yatan duygu nedir sizce? Var mı fikri olan? Bana bunu nasıl yaptı cümlesi hangi duygu kurdurur insana? Ben söyleyeyim mi? Ego. Ego. Bunu fark ettim. Ya herkes herkese bir şeyler yapabilir. Tarihin tozlu sayfalarında peygamberlere bile neler yapmışlar. Kahramanlara neler yapmışlar. Bana bunu nasıl yaptı sorusundan bir uzaklaşıp, evet bana bunu yaptı, ben artık bunu nasıl düzeltebilirim, buna bakmalıyım'a döndüm. Bir dönemden sonra. Tabii bunlar da kolay şeyler değil. Belli bir tecrübelerden sonra bunlar değişiyor. 20 sene sonra belki aynı kitabın ikincisini yazarım, bambaşka şeyler olur çünkü yol devam ediyor. Bunu anlatıyorum. Şu ana geldiğim yol bu. Bunu söylüyor bana. Ama 20 yıl sonra bu kitaba benzer bir kitap yazdığımda belki kendi yazdıklarımın diyeceğim ki bunların hepsi yanlışmış. Ben ne hissediyorsam onu yazıyorum. Yeni kitabı önerebilirsiniz ama Rastlantı ve Kuytuyu mutlaka okusunlar. Sizin de okumanızı dilerim hocam. Rastlantı orada. Evet. Bir sorular vardı bu taraftan. Aileniz ilk kitap çıkartmak istediğinizde nasıl karşıladı? Nasıl bir tepki verdi? Kitap çıkartmak istediğimde evet, nasıl bir tepki yani verdi? Yani kitap basmak istediğinizde. Şimdi ben bir gün babamın anneme yazdığı şiirleri buldum. Yani baya babam anneme şiirler yazıyormuş askerdeyken. Babam da yazan, eli kalem tutan bir adammış. O yüzden kaleme, yazıya çok uzak bir ailede büyümedim. Ama şunu söyleyeyim ben size. Şimdi bizim yaptığımız işler hep böyle, ya o işi yaparsan önce koluna bir altın bileziğin olsun mantığı vardı Türkiye'de. Bakın ben size çok samimi bir şey anlatmak istiyorum. Eğitim hayatım boyunca inanılmaz yaramaz bir öğrenciydim. 3 kere okuldan atılan bir adamım ben. Ve etrafımdaki herkes babama bundan adam olmaz diyordu. Bunu bir sanayiye ver, bir meslek öğrensin, bir yere çırak olarak ver diyordu. Ama ailem her zaman benim arkamda durdu ve bana güvendi. Oyunculuk benim hayatımı kurtardı, tiyatro benim hayatımı kurtardı. Peki nasıl başladı bu serüven biliyor musunuz? Vizyon sahibi bir öğretmenim sayesinde, edebiyat öğretmenim. Çünkü ben bir gün sınıfta taklidini yaparken yakaladı beni. Beni disipline vermek yerine ceza olarak tiyatro kulübüne gönderdi. Ve ben tiyatroyla tanıştım. Necip Fazıl Reis Bey ilk oyunum. Reis Bey'de Reis Bey'in rolü. Başrol.
Ya önüme teksti verdiler. Dedim hocam, ben hayatımda bu kadar bir şey ezberlemiş insan değilim. Tiyatroyla zaten alakam yok. Bir de şöyle bir şey. Tiyatroya katıldığınız zaman kulübe ders 3'te bitiyor ya. İşte 3 çeyrekte prova başlıyor. Yani en az 1,5-2 saat daha okulda olman demek bu. Ya şimdi mahalle maçı bekliyor. Misket oynayacağız. Arkadaşlarla Atari salonuna gideceğiz. Plan yapmışız, program yapmışız. Ne tiyatrosu dedim ya. Disipline vermediler beni. Çünkü orası alıştığım yer yani. Arsız olmuştum oranın. Ve sonrasında ilk gün, müsamerenin günü geldiğinde ben sahneye çıktığımda böyle insanlar bana bakıyordu. Her şeyi unuttum. O kadar bir heyecan sardı ki beni. O an biri bana dese ki adın soyadın ne bilmiyorum mesela. Oyun bittikten sonra alkışa çıktık. Alkış geldi ve kulise geldikten sonra dedim ki ben oyuncu olacağım. Akabinde her sene tiyatro kulübüne gidip bu sene ne oynuyoruz diye soran ilk insan bendim. Daha sonra işte liseler arası yarışmalar, İstanbul ili bilmem neleri, çocukluk zamanımda oyunculuk anlamında ödüller almaya başlayınca ben, insanlar bir dedi ki ya bu çocukta bir şey var yani, hani bu çocuk başarılı bu konuda. Oyunculuk çok tekst ve çok klasikleri okumam gerektiren bir işti. Ve sonra fark ettim ki ben yaza da biliyorum. Çünkü belli bir zaman sonra şöyle bir şey oluyor. Ya keşke buraya şöyle yazmasaydı. Ben olsam böyle yazardım. Bu bir şımarıklık başlıyor. Ve sonra şey dedim. Ben olsam böyle yazardım demek kolay. Yaz o zaman. O zaman harekete geç ve yazmaya başladım. Tabii ailem yine benimle ilgili endişeleniyor. Arkadaşları babamın işte bunu sanayiye verelim falan filan diyor. Hayattaki en büyük cevap nedir biliyor musunuz? En kapsamlı cevap başarmaktır. Bugün babama bunu sanayiye ver diyen arkadaşlarının Facebook sayfalarında benimle gurur selfileri var. Ama ben de onlara diyorum ki bir fotoğraf çekilelim gidip sanayiye asın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Siz yolunuzu çizin. Yolunuz eğer iyiyseniz ışıl ışıl olacak zaten. O yüzden annenize babanıza bir şey söylemekle mecburiyetinde değilsiniz. Çünkü onlar da görecekler o cevheri. Benim hayatımda bana bir rol model yok. Ben 15 metrekare bir bakkal dükkanı olan adamın oğluyum. En büyük ayrıcalığım istediğim her an çikolataya sahip olmaktı çocukken. Onun dışında hiçbir şekilde bir ayrıcalığım yoktu. Bir gecekondu mahallesinde büyüdüm. Edebiyatla tanışan insan yok, tiyatro bilen insan yok. Diyorum ya ben bir yazarla tanışmadım. Şu an bu çok kıymetli bir organizasyon. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve onlar da buna yabancı olduğu için bana diyebilecekleri bir şey yoktu. Onların tek bir dileği vardı. Oğlum kolunun altın bir bileziğin olsun. Ya bunları zaten yaparsın gibi düşünceleri vardı. Yol ışıldayınca onlar da arkamda duruyor. Hatta şöyle söyleyeyim. İstanbul'da şehrimde bir organizasyonum varsa annemle babam mutlaka oradadır hala. Her oyunuma gelirler İstanbul'da. Her imza günüme gelirler. Yani orada bir kenarda izlerler. Çok güzel bir şey. Var mı başka soru sonra? Evet, oradan bir soru var. Bakın soru cevap ne kadar keyifli oldu değil mi? Daha keyifli oldu. Sorun o yüzden çekinmeyin. İlk yazar olduğunuzdan bu yana değişen duygu ve düşünceleriniz nelerdi? Aksaray'da ne cevherler var Bülent abi, görüyorsun değil mi? Ne güzel sorular. İlk yazar olduğumdan bu yana değişen şeyler nelerdi, soru bu değil mi? Evet. Aslında yazmak bana şunu gösterdi. Değişen ne biliyor musunuz, biliyor musun? Şu, daha derin bakabilmek, daha boyutlu bakabildiğimi fark ettim yazdıkça. Siz cama bakıyorsunuz, ben camdan dışarısına bakmaya çalışıyorum. Yazmak böyle bir şey. Bir de yazmak aslında insanın kendisiyle dertleşmesi bir yandan. Bir yandan da böyle bir terapi gibi bir şey. Şeyi çok fark ettim. Unuttum, kapattım, üzülmüyorum dediğim ne kadar konu varsa yazarken tekrar canlanıyor. Aslında unutmamış, kapatmamış, sadece üstünü örtmüşüm. Bunları görüyorsun. Tabii yazdıkça biraz daha da olgunlaşıyorsun. Çok şey değiştirdi bende. Yazmak bana çok şey öğretti ve beni büyüttü gerçekten. Çünkü ben bunu bir bütün olarak görüyorum. Yazmak beraberinde de, düşünsenize arkadaşlar, evinizdesiniz, benim bir köpeğim var. Takip edenler bilir. Yanımda köpeğim, evimdeyim, önümde laptop, kitap yazıyorum ve yalnızım. Benden başka kimse yok.
Bir tek ben varım odanın içinde ama o kitap çıktıktan sonra kocaman bir aile oluyorsun. Evinden yüzlerce kilometre ötede senin tanıdıkların oluyor. Kitaplar birleştiriyor, aile yapıyor bizi, kalabalıklaştırıyor. O yüzden benim için çok şey değişti, büyüttürdü beni kitaplar. Çok mutluyum kitap yazdığım için ve Allah ömür verdiği müddetçe de kitap yazmaya devam edeceğim. Var mı başka sorusu olan? Önden bir soru geldi. Şurada verirseniz mikrofonu. Öncelikle hoş geldiniz Aksaray'ımıza hocam. Sizi görmek gerçekten benim için gurur verici. Çok teşekkürler. Yakından görmeyi çok istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Ben sizi No 309 dizinizle, Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Hanım'ın erkek kardeşi rolüyle, ben çok kitap okuyan bir insanım, çok araştıran bir insanım. Kitap benim dünyam diyorum. Dizilerle de çok böyle, aslında çok da dizi izliyorum. Evet, zamansızlıktan çok yakınıyoruz ama insan istedikten sonra her şeye zaman bulur. Dizilerde de evet seçici davranmak zorunda kalıyorum. Fakat bana bir şeyler katan diziyi de bırakmıyorum. Ya orada bize verilen bir mesaj var. Oyuncuların bir emekleri var. Hani kolay bir çekim değildir diye düşünüyorum. Belki bir sahneyi günlerce çektiğiniz oluyordur. Akıl işi değil. Gerçekten ya, akıl işi değil yani bizim yaptığımız. Bizler izleyerek çok basit gibi geliyor, evet, ama sizlerin zorluklarını anlayabiliyorum. Ben orada hani dizilerdeki Murat Bey ile yazar Murat Bey çok farklı mı acaba gerçek yaşantısında? Dizilerde o rollerde zorlandınız mı? Mesela Kızılcık Şerbeti'nde özellikle. Yani şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar dizilerde en çok dikkat ettiğim şey, mesela No, hayatımda en çok Samet'e kıskandım. Çünkü gerçekten muazzam bir adam Samet. Değil benim mi? Oynadığım karakter olmasına rağmen söylüyorum bunu. Ama İhsan tam tersi, çakal, kolay yoldan para bulmaya çalışan, aynen, işte insanların duygularını sömüren bir pislik baktığınız zaman. Hiçbir rolle zorlanmadım. Aha. Neden? Yetenekli bir adamım oyunculuk konusunda. Yani evet, bunun farkındayım zaten, evet, biliyorum. Allah bana böyle bir lütuf vermiş. Çünkü bu bir lütuf. Çok şükür. Oyuncu Murat'la yazar Murat aynı kişi mi diyorsunuz ya. Aslında ben kendimi bölmüyorum. Bir tane Murat var, her yerde aynı. Yani şu an buradaki halim benim setteki de halim. Ya da buradaki Murat normal arkadaşlarımla bir kahvede oturduğumda konuştuğumdaki Murat. Aynı Murat, hiçbir fark yok. Bir tane Murat var benim hayatımda. Ve genelde şeye çok dikkat ederim. Benim sevmediğim şeylerden bir tanesi vardı. Biriyle tanıştığınız zaman önce adını soyadını söyleyen tipler vardır, bilir misiniz? Evet. Ben her gittiğim yere merhaba, ben Murat derim, geçerim. Çünkü hayatımı bir kartvizit olarak taşımıyorum. Derim. Evet. O yüzden bizim